Benim elbisemi taşıyacak genç kız. Önce yürümeyi bilecek. Yürü bakayım şöyle öne doğru. Gel, gel, gel. Sat elbiseyi. Küçük gibi durma. Ha, şöyle biraz alımlı ol. Aferin. Kızım, düşürme kitapları. Sen de bağırma be teyze, aklım karışıyor ya. Çok zor Niyazi, çok zor. Dön bir, iki, üç, bir, iki, üç. Şişt, niye suratını astın kapkel? Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Yok bir şey. Sen içine bak. Ayağım. Ayağım. Biraz dikkat edin lütfen, biraz dikkat. Kusura bakma hocam, benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Ne biçim laf bu? Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Buyurun bakalım. Bir hanımefendinin ağzına yakışıyor mu şimdi bu? Bağırmayın hocam siz de. İyice aklım karışıyor. Aklı olanın aklı karışır. Ay, bayılacak şimdi. Leyla, alt tarafı çorbayı höpürdetmeden içeceksiniz. Hocam höpürdetmeden çorba içilir mi? Belki çorba sıcaktır. Dersime müdahale etmeyin. Ay, bu ikizi biri. Bir kaşık çorba al. Kaşık öyle kürek tutulur gibi tutulur mu? Bak, böyle tutacaksın. İç bakayım. Sessiz, sessiz. İşte bu kadar. Bak, isteyince nasıl yapıyorsun? Bravo. Demek ki çorba soğuk. Bravo hocam, çok başarılısınız. Bravo. Bravo yani Leyla'cığım. Bütün özgüvenimi yedin bitirdin yani. Ay nesi varmış bu saçların? Paris'teki bütün kadınların başı böyle ayol. Paris falan diyorsunuz ama bu saç bozar bizi. Şöyle bilindik bir şey yapsak. Sizin sanatınıza saygılıyım tabii ama biraz saksağın yuvası gibi olmadı mı bu saç? Ay saksağınlar götürsün seni. Kızlar, yıkayın Leyla Hanım'ın başını. Başka bir şey.